Şimdi Hande Yener öyle böyle değil. Bomba açıklamalar yapmış, değil mi? Hande kızmış ya. Nerede yapmıştı bu paylaşımı arkadaşlar? Ben detaylarını şu an hatırlayamıyorum. Bilal Özbilgece Twitter'ında yapmıştı. O Hande Yener'in paylaşımını bir ekrana verebilir miyiz? Çünkü birçok taş atmış. Ona göre size de soracağım. Bir de bir kıyaslanma hikayesi var. Evet, diyor ki Hande Yener, bu vicdansız tiple bir büyütebilir miyiz? Bu vicdansız tiple neyin testini Gözlerimiz yapıyorsunuz? görüyor, onun testini de yapıyoruz. Neyin testini yapıyorsunuz? Beni kıyaslamayın artık şu görgüsüzle, yeter. Ses desen soru işareti. Karakter desen soru işareti. Neyin reklamı bu? Bir şey soracağım. Ha, bu anketi başlatanlara kızıyor. Bravo. Şimdi bir Twitter'da böyle bir anket uygulama olmuş. var. Onu bir anlat. Aynen. Zaten Twitter'da şimdi hepimiz yapabiliyoruz bunu. Biz de zaman zaman Twitter'ı aktif kullandığımız dönemlerde programımızda bir anket yapıyorduk falan filan. Fakat bu anketi başlatanlarla bir savaş, yani başlatanlara kızmış. Bu ankette şu soruluyor. Hande Yener mi, Demet Akalın mı? Değil mi? Hangisini Ama tercih neye göre, kime edersiniz? göre yani? Ama Hande'nin de geçerli olduğu yerler var. Demet'in de öyledir yani. Kızması normal. Ama bak, başka bir şey söylüyor. Görgüsüz Şimdi kişi mi? görgüsüz bir. Sesi yok. Ses yok. Karakter İki. yok. Karakter yok. Üç. Çok ağır değil mi? Ya çok ağır değil mi diyoruz? Yani şimdi biz bilmiyoruz aralarındaki diyalogları, bilmiyoruz. O öyle söylemişse, Hande öyle söylemişse bir nedeni var mıdır? Vardır. Var mıdır? Vardır, vardır. Demet Akalın peki her şeye cevap verir. Buna bir cevap vermedi mi acaba? O vicdansızlığı Fırtına öncesi şeyden dolayı olabilir sessizlik. mi Bircan? Vicdansızlığı Bizim şeyden diyor zaten. yazdan dolayı. Yazdan dolayı diyor. Kesin. Kesin yani. Bu Başka türlü. karakterle ilgili dediği şey mi diyorsunuz? Vicdansı Vicdansızlığı ona mı işte, evet orada bağlıyorsunuz? diyor ya hani. Beni şu yani Mesela vicdansız karakter diyor. görgüsüzlüğü çizme üzerinden. Kesin. Sesi ama şimdi Hande'nin sesi zaten Demet'ten daha güzel Hande tabii. solist zaten canım. Hani o zaten o iş Peki bu konuşulmaz. ankette sonuçlanmış biliyor musunuz? Sonucu söyleyeyim mi size ne Ne o? çıkmış? Hani bu anket Hande Yener'i zıvanadan çıkaran İzledik galiba. ve bu lafları da söyleyen anketin sonucu da şu. %69 Hande Yener demiş. 70 yani. Aynen. %31 de Demet Ama Akalın tabii demiş. zamanlama da önemli. Şu an Demet Akalın, yani şu zamanda evet Demet Akalın'a çok tepkiler var. Belki o zamanda yapıldığı için Demet Akalın denmemiştir diye düşünmek istiyorum. Bilemiyorum ya. Hande'nin de çok seveni var Demet'in de. Takipçisine baktığın zaman öyle değil ama. Mesela tüm Türkiye sanki Demet'i takip ediyor gibi. Öyle mi? Hande Yener'in takipçisi daha mı az? Çok az ya. Demet'e göre çok az yani. Ama Hatta 1 milyon bile değil yani. Demet çok şey yani. Aktif mi kullanıyor? Hani şey sosyal medyada çok yani kimin aktifliği Ha, Allah aktifine bilir. bakmam yani ben de mesela dediğim gibi çok geç açtım Instagram'ımı öyle diyeyim yani. Bir program yapıyoruz 3000-4000 yorum geliyor abi. Bir de özelleri falan DM'leri falan sayarsak 10.000'e yakın mesaj geliyor şimdi. Takipçi sayımız da belli vesaire. Neyse ne önemli olan gücün. Yani oradaki o rakamdan ziyade gücün. Ama bence Demet'te enteresan böyle kibir emareleri görüyorum. Bu iyi bir şey değil. İnşallah tezelden eski haline bürünür. Peki İnşallah. Demet Akalın bu kuzeninin oğlu biliyorsunuz bizim Yağız'ımız. Artık bizim oldu Yağız çünkü Yağız bizim Bizim yeğenimiz evet. ellerine dokunduğumuz, gözlerine baktığımız bir kardeşimiz. O bizi göremiyor olsa da biz onun gönlünün gözünü gördük. Tamam. Ne kadar zor Allah durumda şifa olduğunu versin. biliyoruz. Tedavi altında hem Sosyal Politikalar Bakanlığımız kendisine sahip Yok. çıktı. Sosyal güvenlik uzmanı Erhan Nacar'ın da girişimleriyle. Hem biz yanındayız Yoğun bundan sonra tedavisini de Yağız'ın. yaptırıyoruz. Onda bilgiler Evet, olsun. aynen Ekran başı tedavisi da de devam ediyor ışın ama tedavisi yapılıyor. tıbbın da yapabileceği şey var, yapamayacağı şey İnşallah var. Allah'tan umut kesilmez yine Tabii ki öyle öyle. söyleyelim. Ben merak ediyorum Bircan, Demet Akalın'a hiç ses seda çıktı mı? Çünkü bir ara sana bizim haberlerimizle ilgili direkt sana mesaj atmıştı. Evet Sen evet. onları Sana ne dedi açıklamıştın. Allah aşkına ya? Bir daha söylesene Bircan. Hani ne Yağız'la dedi? ilgili olan konuyu söyleyeyim. Diğer konu çünkü Evet gerçekten evet. artık izleyicilerimiz ilgilenmiyordur. Ben beni tehdit eden insanlara yardım etmem dedi. Çünkü benim dedi bütün sülalemi elim üzerimde. Bütün sülaleme ben bakarım ama beni tehdit eden bir insana yardım etmiyorum dedi. Açık açık. Onu tehdit edildiğini söyledi. Yağız'ın annesinden bahsediyor. Tabii onun tercihidir ama biz tabii Yağız'la ilgili haberleri aldıkça daha da çok öfkemiz artıyor. Çünkü haberler iyi değil. Bu konuyla alakalı başka da bir ses çıkmadı İlkay, çok merak ediyorsan. Maalesef bir ses yok. Peki ben bir şey soracağım size. Allah korusun Yağız'a bir şey olursa. Bugün yarın Demet Akalın'a ne olur? Yani o çocuk zaten kördü diye inanılmaz vicdansızca bir açıklama yapmıştı bana göre. Ben bu konuda kusura bakmasın kimse objektifliğimi koruyamıyorum. Ve Demet Akalın'ın
helallik alması gerektiğini düşünüyorum. Yağız'dan annesiyle sorunu vardı, o hırsızlık mı yaptı bilmem ne mi, o onları bağlar ama yaşam savaşı veren 19 yaşında bir çocuk var ya, ondan helallik alması gerektiğini düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi senin bu aklına gelen Yağız'a bir şey olursa Demet Akalın'a ne olur sorusu. Nihat'ın, benim, tüm Türkiye'nin aklına geldiği gibi. Sence Demet Akalın'ın aklına gelmiyor mudur? Yani bunu hala aklına getirip, böyle bir olasılığın varlığını bilip, korkmayıp, hala savaşına devam etmesi çok kibirli bir davranış. Maalesef. Çok kibirli. Ben çok korkuyorum Yağız'a bir şey olmasından. Hem Yağız adına hem de Demet Akalın adına. Çok korkuyorum. Umarım Rabbim ona sağlık verir. Evet, pekala. Bu konuda böyle.